kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Irkların yaratılmasıyla ilgili bir ayet var mıdır? Evet, vardır. Zira ırk ve ırkları yaratan Allah'tır. Bu açıdan ırklar inkar edilemez ancak ırkçılık yapmak yasaktır. Irkların varlığını ve yaratıldığını ifade eden ayetin inmesine neden olan olay kısaca şöyledir. Mekke'nin fethedildiği gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emri üzerine Bilal-i Habeşi Hazretleri, meşhur müezzinimiz Bilal-i Habeşi Hazretleri Kabe'nin üzerine çıkarak ezanı Muhammedi okumuş ve bazı müşrikler şöyle demişler. Haşa! Muhammed şu kara karkadan başka birisini bulamadı mı ki ona ezan okutturuyor? Şimdi Hazreti Bilal Habeşi bu şekilde tahkir etmeleri üzerine Hucirat suresi 13. ayet-i kerime nazil olmuştur. Ayet şöyle diyor. Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Hem de sizi şubeler ve kabilelere ayırdık ki birbirinizi tanıyasınız. Şüphesiz ki Allah katında en şerefliniz takvaca en ileri olanınızdır. Bu ayet-i kerimede Allah İnsanları kabile ve iş aşiretlere ayırdığının hikmet ve sırrını nasıl açıklıyor? Birbiriyle tanışmak ve yardımlaşmak hakikatine bina ediyor. Ve Allah katında makbuliyetin kavim kabileye ve ırka bağlı olmakla değil ancak takva ve ameli salih ile olduğunu açıkça beyan ediyor. İşte bu ayet-i kerimede geçen şube ve kabileleri ayırma hakikati bütün kainatta hükmeden verimli ve faydalı bir esas olan müsbet ihtilaf hakikatinin bir göstergesidir. Evet, alemdeki bütün güzellikler hep müsbet ihtilafın yani faydalı farklılığın meyvesidir. Şöyle ki mesela Cenab-ı Hak güneşi, dünyayı, ayı farklı mahiyetlerde yaratmış. Rahmet, inayet, ihsanını da bu ihtilaf ile tecelli Hepsi tek şey olsa bu rahmetten mahrum kalacaktık. Mesela bitkiler, hayvanlar ayrı ayrı mahiyet yaratılmış. E bizlere bu şekilde türlü türlü insanlarda bulmuştur Allahu Teala. Hem insandaki azaları ve organları farklı yaratmakla insan vücudunda dayanışmayı birliği, intizamı ve düzeni ortaya çıkarmıştır Rabbimiz. Bunlar ile hayatın nizam ve devamını tesis etmiştir. İşte müminlerin kabile ve şubelere ayrılmaları da aynen böyledir. Cenab-ı Hak insanları farklı kabile, farklı ırk, farklı aşiretlere ayırmakla toplum hayatının ahenk ve intizamını tesis etmiştir. Böylece kabileler birbirlerini tanıyacaklar birbirlerine yardım edecekler ve birbirlerinin eksiklerini giderek kemale ve yükselmeye ulaşacaklardır. Evet, toplum hayatındaki iş bölümü ve uzmanlaşmak hayatın kemaline yardım ettiği gibi farklı ırk, istidat ve kabiliyette yaratılmaları da insanların hem tanışmalarına hem yardımlaşmalarına hem de maddi manevi terakki etmelerine sebep olmuştur. Bu açıdan ırk ve ırklar, bölge ve bölgeler, aşiret ve aşiretler devlet, devlet devletler olacak. Bunların bulunması kesinlikle bizim için birer nimettir. Ama ırkçılık yapmak, bölgecilik yapmak, aşiretçilik yapmak, devletçilik yapmak tehlikelidir. Bundan sakınmak gerekiyor. Bütün Müslümanlar kardeştirler. Elbette herkes kendi bölgesini Herkes kendi devletini sever ve sevmeli ama bu başka devletleri, başka bölgeleri ve başka ırkları kötülemeye ve onları yok saymaya sebep olamaz.